Merhaba sevgili hanımlar. Türk markaları hakkında ne kadar hassas olduğumu biliyorsunuz. Yabancıların eğer aynı kalitesinde Türk markalar varsa neden yabancı marka alayım? Tabii ki kendi yerli malımı almak zorundayım diye benim de aklımda böyle bir vatandaşlık görevi var. Ozon Labs'ı daha önceden de keşfetmiştim. Anneme hastane döneminde uzun süreler iğne yapıp kalçasında bazı küçük topçuklar oluştuğunda sağ olsun Balosu Hanım yardımcı olmuştu. Bana Instagram'dan yazışmıştık. Ozonlu jelini kullanmıştık. Yara 21 günde gerçekten iyileşti. Onun için aklımın bir köşesinde İyi Türk markası olarak yer etmişti. Şimdi sipariş verdim. Geldi cuma günü elime. Bütün firmalar gibi o da kendince şöyle güzel bir kutu yapmış. İyi, hoş. Diyeceğim bir şey yok. Ürün içinden iki tane ürün çıkıyor. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Biri mikrofiber temizleme bezi. Öbürü de özellikle siparişi bunun için vermiştim zaten. Probiyotik temizleme jeli. Ozonlu yapmışlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı 89,90. Mendilinde kaçtı? 16,90. Ya şaka gibi yani şu 10 kuruş var ya hani 17 yapmak için. Yani para üstü olarak alsanız 10 kuruşu çıkışlı bir fukaranın eline verseniz yüzünüze fırlatacak derecede. Bana kızacaklar biliyorum ama şu 90'lı fiyatlardan vazgeçin Allah aşkına ya. Yani 16-90 ile 17 arasında ne fark var Allah aşkına. Şikayet ettim yine değil mi? Tövbe ya. Neyse. Ben bu jeli çok merak ettim. Temizleme köpüğünü daha doğrusu. Çünkü temizleme jeli istiyorum, içeriği iyi olsun filan diyenler olduğu zaman ben içinde serası olmayan birkaç aklımda olan ve güvendiğim köpüğü salık veriyordum ya da jeli. Bunu gördükten sonra özellikle ozonun ciltte nasıl bir iyileşme yaptığını çok iyi bildiğim için dedim benim bunu denemem lazım. Ürünün içerisinde üstünde yazılanları da okuyalım. Ürünün içerisinde SLES, alkol, paraben yok. Bu çok önemli çünkü cildi çok hassas olan yahut akne tedavisi görmekte olan yahut aşırı hassasiyetleri olup yağlı olan ciltler için güzel bir köpük. Daha önceden Annatür köpüğünü uzun süreler kullandım. Şimdi bunu deneyeceğim. Çünkü dermorolara başlayacağım. Bunu temizleyip ozonlu jeli de kullanmayı düşünüyordum. Bununla ilgili bir video çekeyim istedim. Şimdi bu köpük bütün cilt tiplerine uygun. Çevresel stres faktörlerine karşı cilde direnç kazandırıyor. Yorgun ve donuk görünen cildi tazeliyor, sağlıklı görünüm kazandırıyor. İçerisinde yağ salgılarının aşırı salgılanmasının önüne geçen probiyotik sayesinde hücrenin de bağışıklığını korumuş oluyor ki bu çok önemli. Özellikle yaza geldik, yaz aylarına geldik. Hem UV ışınları çok bağışıklık sistemini zorluyor. Hem de dediğim gibi klorlu suyundan tutun ki bakteri florasını ve kolajen yapısını uzun vadede değişime uğrattığını biliyoruz klorlusunun. Bu köpük sanırım herkesin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Şimdi mikrofiber pedi ile beraber deneyeceğim bunu. Ürünlerin cilt altına daha iyi nüfuz etmesi için biliyorsunuz üzerindeki ölü hücrelerin iyi temizlenmesi lazım. Cildiniz hassassa da bu ölü hücreleri granülü birliklerle temizleyeyim derken bayağı hassasiyeti arttırmış oluyorsunuz. Bu köpükte bence güzel bir temizlik yapacağız. Makyajı çıkarmak için tabii ki pedini de kullanacağım. Yalnız özellikle içinde belirtmişler waterproof yani suda çıkmayan makyaj malzemesini temizlemediğini. Ben bununla göz makyaj temizleyicimi de beraber kullanmayı deneyeceğim. Sanırım işe yarayacak çünkü daha sonra bunu beyaz sabunla temizleyerek arındırıp kurutabiliyoruz ve yaklaşık 300 kez falan kullanabiliyoruz. Bu mikrofiber temizleme eldivenleri ya da bezlerinden birçok gördüm piyasada. Ancak hepsinin yapımı aynı değil. Hepsinin kullanılan materyali aynı değil. Onun için beraberimde veriyorlarsa aldım bir tane iyi olacak diye düşünüyorum. Köpüğe bakalım. Elim üstüne alacağım. İki pompa çıkarın diyorlar. Şu yüzümü temizlemek için gerekli miktar. Bakalım makyajımı temizleyebilecek miyim? İçerisinde sabun olmadığı için böyle büyük bir köpürme falan beklememek gerekiyor. Bir spesifik bir kokusu da yok. Ay sanki azalmışım gibi geliyor.
Şimdi ben bunu suyla gidip durulamak yerine mikrofiber bezimle temizleyeceğim. Nasıl çalıştığını size küçük bir videoyla da göstereceğim bu gösterinin içinde. Arka tarafını çeviriyorum. Ay, gıcır gıcır oldu. Derinin kendi koruma tabakasını da çok fazla kazımadan temizleyebilen çok az kozmetik temizleyici var. Özellikle sodyum lorat sülfat içeren şu kazıyıcı deterjan dediğim, benim tiksindiğim yer silme sularının içerisinde bile aynısı kullanılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüzünüzü bununla temizliyorsunuz. Yani niye firmalar insanoğluna böyle bir şey yapıyorlar onu anlamış değilim. Vallahi gıcır gıcır oldu. Çıktı hepsi. Normalde musluk altında gidip durulayıp gelmem lazım. Ama ben videoyu bölmemek için gitmiyorum. Vallahi gıcır gıcır oldu. Şimdi aynı şekilde aynı bezle göz makyajımı da temizlemeyi deneyeceğim. Hiçbir şey koymadan. Acaba tamam çıktı mı? Vallahi çıktı. Hatta gıcır yapıyor. Ha, bezim mahvoldu diye üzülmeyin. Beyaz sabunla temizlediğinizde hepsi çıkacak. Güzel bir şey. Pamuktan da tasarruf ediyorsunuz. Evet. Bütün göz makyajımı da hiçbir şey koymadan temizledim. Pedim üzerinde bir de göz makyajı çıkarıcımla öbür gözümü temizlemeyi deneyeceğim. Bakayım pedin üstünden sonra çıkacak mı bu? Yani pamuk görevi de görmüş olacak mı? Losyondan döktüm. Temizledim. Durulayalım. Ne kadar morarmış göz altında bu benim ya? Uykusuzlukta. Evet, cildim pırıl pırıl oldu. Şimdi bu bez hakkında kısa bir anlatım da göstereyim size. Probiyotik yüz temizleme köpüğünü satın alırken sayfada karşıma bu pet çıktı. Bu bir mikrofiber yüz temizleme süngeri. Beraber alınması tavsiye ediliyor. Bu mekanik olarak temizlemeye yardımcı olan bir sünger. İçerisinde kimyasal tutundurucu ajan yok. Dolayısıyla Roaccutan gibi akne ilaçları kullanan hassas ciltlerde peeling yapamayan, granülü peeling yapamayan insanlarda mini bir peeling yaparak iyileşme sürecini hızlandırıyor. Hem de lekeli, yağlı ciltlerde bu kalınlaşmış ölü tabakayı almaya yardımcı. Nasıl kullanıyoruz? Köpükle temizledikten sonra süngeri suda ıslatıyoruz. Suyunu aldıktan sonra şu şekilde elimizde kullanarak bütün yüzde dairesel hareketler yapıyoruz. Çene, alın, burun gibi kalın yerlerde birkaç kez daha geçebiliriz. Tekrar durulayıp tekrar aynı işlemi yapıyoruz. İşimiz bittikten sonra beyaz sabunla temizliyoruz ve dik olarak şöyle kurutuyoruz. Yatay koymuyoruz ki hani hava alarak kolay içindeki nemi kaybetsin. Lütfen sadece kendinize kullanın, başkalarıyla paylaşmayın. Ve peeling yapamadığınız durumlarda size çok yardımcı olacak, belli iyileşme sürelerini hızlandıracak bir temizleme mendili bu. Ayrıca biliyorsunuz cilt düzeyindeki ölü tabakayı ne kadar iyi temizlersek, tabii cilt ırpalamadan, bir sonra süreceğimiz kremler ya da serumlar o kadar daha derine emilme şansına kavuşuyorlar. Yüzüme su çarptım geldim bu arada ve pedimi de beyaz sabunla yıkadım. Şurada hafif bir leke kaldı.
Sanırım o göz makyaj çıkarıcısıyla kullandığım bölge. Çünkü bunların da içerisinde özel yağlar var biliyorsunuz. Ama genelde pırıl pırıl oldu. Misler gibi kokuyor. Şimdi peeling yapmak için özellikle derinin kalın olduğu alın, burun ve çene bölümünde de yine şöyle tutarak bir mini peeling yapabilirsiniz. Sünger. Demek ki cildim gayet güzel temizlenmiş. Benim gibi hafif kılcal damarları başlayan ciltler için de, hatta yaşlanmaya başlamış ciltler için de 10 numara bir hassas temizleyici bu. Ozon Labs'tan rica ediyorum. Lütfen şu 90 rakamlarını kaldırır mısınız? Yani 16.90 ya da 89.90 yapmayın. Direkt 90 deyin ya. Direkt 17 deyin. Kendimizi daha iyi hissedeceğiz gibime geliyor. Güzel köpük. Beğendim. Waterproof makyajları çıkarmıyor ama özellikle hassasiyetiniz varsa, sivilce tedavisi görüyorsanız, her türlü peeling yapamıyorsanız, probiyotik var içerisinde, bu da biliyorsunuz bakteri florasını ve kolajen yapımında uzun sürede, uzun vadede klorun yok ettiğini düşünürsek gayet güzel cildin hassasiyetlerine saygı göstererek temizleyecek bir köpük olacak burada. Ayrıca probiyotik yağ salgılarının aşırı salgılanmasının da önüne geçen bir şey. Dolayısıyla herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Uzun süre sürecek gibime geliyor. Bittiğinde zaten anlatacağım tekrar bitenler videosunda. Ben bu prebiyotik köpüğü beğendim.